Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubattan kaldığımız yerden 12. mektuptan devam ediyoruz. Birinci sual hatırlarsanız Adem aleyhisselamın cennetten dünyaya ihracı ve bir kısım Beni Adem'in dünyadan cehenneme idhali ne hikmete binaendir diye bir sual gelmişti. Üstadımız o suale cevap verdi. İkinci sual ise yine çok kıymetli. Mektubat sayfa 43. İkinci sualiniz, şeytanların halkı yaratılması ve icadı var edilmesi ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanları ve şerleri halk etmiş hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir. Yani Allah şeytanları neden yarattı? Şu şeytanlar yaratılmasaydı da biz de güzelce cennetimize gitseydik, bize belalar, musibetler gelmeseydi, rahat etseydik. Halbuki Allah ahsene kulli şeyin halak, Allah'ın yarattığı her şey güzeldir diyoruz ama şeytanların neresinde güzellik var? Şeytan bildiğin çirkinliktir. Halbuki çirkinliğin yaratılması çirkinliktir. Hem de bir ilmi kelam suali, akaidde ilmi kelamın suali. Bunların her birini beraber anlamaya çalışacağız. El cevap, haşa, halkı şer, şer değil, belki kesbi şer, şerdir. Şerlerin yaratılması şer değil. Şerre meyletmek şerdir. Nedir üstadım? Neden böyle? Çünkü bir şeyin yaratmak ve icat etmek bütün neticelere bakar. Kes yani hususi mübaşeret, kendi müdahalen, dahlin hususi bir mübaşeret olduğu için hususi netaice bakar. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Bir insan su ihtiyarıyla yani iradesini kötüye kullanmakla bazısı yağmurdan zarar görse yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Camını açık bıraksan, yağmur evine de olsa, halını kirletse, evini kirletse, arabanı kirletse, elbiselerini kirletse veya işte parkelerini kabartsa oturduğumuz yerlerdeki yağmurun yaratılması şer diyemez. Çünkü belki su ihtiyarıyla, kendi iradesini yanlış kullanmakla ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Yağmur umumen faydalı hayır ama benim hakkımda şer oldu. Hem ateşin halkında yaratılmasına çok faydalar var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazıları suyu kesbiyle, suyu istimaliyle, kötüye kullanmasıyla ateşi, ateşten zarar görse ateşin yaratılması şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o adam, o kişi, o insan kendi suyu ihtiyarıyla, iradesini kötüye kullanmakla yemeğini pişiren ateşe elini soktu. O hizmetkarını, ateş hizmetkarını kendine düşman etti veya ateşiyle evini yaktı. Ona hizmetkar olarak verilen o ateş onun hakkında düşman oldu. El hasıl netice olarak hayır kesir için, büyük bir hayır için, külli menfaatli bir hayır için şerri kalil kabul edilir. Büyük bir hayır için az bir zarar, küçük zarar kabul edilir. Şerri kalil olmamak için, az bir zarar gelmesin diye hayrı kesiri intac eden, büyük bir hayrı netice veren bir şer terk edilse o vakit şerri kesir yani büyük şer irtikab edilmiş, kabul edilmiş olur. Mesela üstadım bir örnek ver. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Fakat o cihatta hayrı kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse o vakit hayrı kesir gittikten sonra şerri kesir gelir. Aynı zulümdür. Yani eğer siz askere gitmekte, savaşa gitmekte, cihada gitmekte askeri maddi zayiatı hesaplasanız, insani zayiatı hesaplasanız, çok şehit veririz deseniz, o cihada çıkmazsanız kafirin ordusu bir gün gelir, bütün ırzları ve namusları ve bütün malı mülkü payimal eder gider. E ne yaparsanız bir yere savaşa giderken, cihada giderken şerri kalil denilen yani az bir şerri insan kabul etmeye mecbur kalır. Maddi bir zararı olur. Elbette ekonomiye bunun yansıması olur ama o savaşa gitmezseniz ülke elden gider. Mesela gangren olmuş bir elin kesilmesi lazımken parmağın kesilmesi hayırdır. Gangren olmuş parmağın kesilmesi hayırdır. Halbuki zahiren bir şerdir. Halbuki ya parmak kesmek şerdir. Ama parmağı kesmezsen kol, el kesilir. Kol kesilir.
O zaman şerre kalili kabul etmiş olursun. E ne yapıyor tıp hekimleri? Bakıyor gangren. Diyor bilekten kesmemiz lazım. Allah muhafaza etsin. Kesmemiz lazım. Yoksa bütün el, bütün kol gider. Hatta omuz gider diye ne yapıyor? O parmak izi. Şimdi sen doktora şer yaptı diyebilir misin? Ne dersin? Allah razı olsun. Bizi büyük bir dertten kurtardı dersin. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin, şeytanların, belaların, muzırların, zarar veren şeylerin yaratılmaları ve icatları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netaici mühimme için halk olunmuşlardır. Hem mesela melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için melekler terakki etmiyor. Makamları sabittir, tebeddül etmez, değişmez. Ve keza hayvanatın dahi şeytanlar musallat olmadığı için hayvanların da makamları sabittir, nakıstır. Alem-i insaniyette ise meratibi terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Alem-i insaniyette ise yükseliş ve alçalış, yani en yüksek bir derecata, en aşağı bir derekata, aşağıya inmek mümkündür. İnsanlar da öyle bir hale giriyor. Alem-i insaniyette nihayetsiz terakkiyat ve tedenniyat vardır. Nemrutların, firavunların makamlarından tut ta sıddıkîn-i evliya ve enbiyaya kadar, peygamberlere kadar, değil mi? Âlâ-i illiyyin, esfeli safilin, en yükseklerin yükseği, aşağıların aşağısı kadar uzun, açık bir mesafe, terakkiyat mesafesi var. İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve tefrik için şeytanların hilkatleriyle ve sırrı teklif ve ba'si enbiya ile bir meydan-ı imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı cihat etmek ve o adeta insanın bu dünya gönderilip o yarışmaya dahil edilmesi, o müsabakanın içine girmesi olmasaydı maden insaniyette insanın özünde ki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Âlâ-i illiyyindeki Ebu Bekir-i Sıddık'ın ruhu, esfel-i safilindeki Ebu Cehil'in ruhuyla beraber aynı bir seviyede kalacaktı. Demek şeytanların yaratılması, şerlerin yaratılması büyük ve külli bir neticeye baktığı için yaratılmaları şer değil, çirkin değil, belki su istimalattan ve kes denilen mübaşeret-i husiyeden gelen şerler, çirkinlikler kesbi insana aittir. İcad-ı ilahiye ait değil. Yani halk-ı şer şer değil, kesbi şer şerdir. Yani insanın yaptığı hataya bakar, insanın yanlışına bakar. Yoksa Allah-u Teala bizi terakki ettirmek için bunları göndermiş. Ne oluyor? Bir uzun koşuda, bir atlamada o koşucunun önüne engeller konuluyor. Engel niye koydun demiyor. Ne diyor? Benim diyor atlama kabiliyetimi inkişaf ettirdiği için teşekkür ederim. Hatta ne kadar engel varsa, ne kadar atlama varsa o kadar çok o insanın kabiliyeti inkişaf ediyor. Orada yarışmak o yarışmacının daha çok hoşuna gidiyor. Ne kadar engel artmışsa orada yarışmak daha kıymetli. Düz yolda yarış yapılmıyor ki. İnsan böyle. Eğer sual etseniz, hemen arkasından bir sual daha geldi, aklımıza geldi. Bi'set-i enbiya ile beraber, peygamberlerin gönderilmesiyle beraber şeytanların vücutlarından dolayı ekser insanlar kafir oluyor. Küfre gidiyor, zarar görüyor. El hükmü lil ekser kaidesince, ekser ondan şer görse o vakit halkı şer de şer olur. Hatta bir iset-i enbiya dahi rahmet değil diyenilebilir. Şimdi halkı şer, şer değildir. Kesbi şer, şerdir. İspat etti birinci sualde. Tamam kabul ettik dedik. Ama aklımda şöyle bir şey geldi. Bir kaide vardır şeriatta. El hükmü lil ekser. Hüküm eksere göre verilir. İnsanların başına şeytanların musallat edilmesiyle ve peygamberlerin gönderilip teklifin gelmesiyle insanların çoğu bu işten zarar görüyor. İnsanların çoğu bu işten cehenneme gidiyor. O zaman halkı şer yapar. Halkı şerri şer yapar. Yani şerlerin yaratılması şer olur. Çünkü insanların çoğu bu işten zarar görüyor. Kahir ekseriyet zarar görüyor. O zaman hatta peygamberlerin gönderilmesi, teklifin yapılması da rahmet değildir denilebilir. El cevap, yani böyle bir sual geldi. Muhteşem, dehşet, ürpertici bir sual. El cevap, kemniyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Yani sayı çokluğunun niteliğe, özelliğe nispeten ehemmiyeti yoktur.
Mesela sınava, ÖSS sınavına 2 milyon kişi giriyor. Ama ilk 100 önemli veya ilk 50 önemli veya ilk 10 önemli veya ilk 3 önemli. Bakın öyle 100 tane, 1000 tane, 2000 tane öğrenci yetiştirmek için hatta Türkiye'nin en iyi üniversiteleri mühendisler yani beyin takım dediğimiz sistem ilk 10 bin kişi alıyor. 2 milyon kişi giriyor. 1 milyon 990 bin kişi biraz daha hani aşağı görmek, küçük görmek değil de kenarda kalıyor. Kendi bir cihette kendiyle baş başa bırakılıyor ve eline her tarafta geçerli olmayan bir diploma veriliyor. Ama 10 bin kişi beyin takım yetiştiriliyor. Şimdi diyebilir misin ÖSS kaldırılsın herkes 2 milyon insan aynı seviyede gelsin? Diyemezsin. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Çoğunluk dediğin şey niteliktir aslında. Mesela üstadım bir örnekle anlatsam bize bunu. 100 hurma çekirdeği bulunsa, 100 tane hurma çekirdeğimiz var elimizde. Toprak altına konulup su verilmezse, bir muameleyi kimyeviye görmezse ve bir mücadele hayatiye mazhar olmazsa 100 para kıymetinde 100 çekirdek olur. Fakat o hurma çekirdeğine su verildiği vakit, mücadele hayatiye maruz kaldığı vakit, suyu mizacından 80'i bozulsa, kendi mizaç bozukluğundan, fıtratından dolayı 80'i bozulsa, 20 tane çekirdekte hurma ağacı olsa, diyebilir misin su vermek şer oldu, ekserisi bozuldu. Bak 80'i bozuldu, 20 tanesi ağaç oldu. Halbuki eğer su vermezsen, güneşe koymazsan, toprağın muamele kimyevesine maruz bırakmazsan, 100 çekirdek 100 çekirdek olarak kalır. 100 kıymetindedir. 100 para kıymetindedir. Ama 100 çekirdeği toprağa atıp biliyoruz ki 80 tanesi çürüyecek. Ama 20 tanesi ağaç olacak. Şimdi sen diyebilir misin şer oldu? Niye? Diyemezsin. Sebep ne? O 20 ağaç 20 bin, 100 bin, 200 bin tane çekirdek verir. Niye? Esas olan keyfiyettir. Keyfiyet kemiyete nispeten çok kıymetlidir. Kemiyetin sayı çokluğunun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Evet bakalım. 80'ini kaybeden, 20 bini bulan yani 80 tane çekirdek kayboldu ama 20 bin tane her sene ağaç meyve verdi. 20 bini bulan zarar etmez, şer olmaz. Hem mesela tavus kuşunun 100 yumurtası bulunsa. Bakın bir tane bitkilerden örnek verdi. Bir tane de hayvanlardan örnek. Tavus kuşunun 100 yumurtası bulunsa. Yumurta itibariyle 500 kuruş eder. Fakat 100 yumurta üstünde tavus kuşu oturtulsa. Tavus kuşu oturtulduktan sonra 80 yumurta bozulsa, 20'si tavus kuşu olsa, sen diyebilir misin çok zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu diyebilir misin? Hayır, öyle değil. Belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde olan 20 tavus kuşunu kazandı. Çünkü 20 tavustan çok yumurtalar çıkar. 400 kuruşu kaybettin. Ama 400 lira hükmünde, 400 bin lira belki hükmünde 20 tane tavus kuşu kazandın. O tavus kuşlar ise binlerce, yüz binlerce yumurtalar netice itibariyle, neslinin devamı itibariyle bizlere verecektir. İşte nev-i beşer, insanlık dünyası bir iseti enbiya ile yani peygamberlerin gönderilmesiyle, teklifin başlamasıyla, sırrı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüz binlerle enbiya, milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi alem insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde kemiyetçe kesretli sayı çokluğu olan, keyfiyetçe nitelik mahiyet olarak ehemmiyetsiz olan, zararlı muzır hayvanlar nevinde olan kafirleri ve münafıkları kaybetti. Bu bir kayıp değil ki. İnsanlık bu teklif sırrıyla yüz binlerce, on binlerce peygamberler kazanmış. 124 bin enbiya, 124 milyardan ziyade evliya, asfiya, değil mi? Nev-i beşerin yıldızları hükmünde olan çok kıymetli insanlar kazanmış, yetişmiş. Haşerat-ı muzırra, zararlı hayvan gibi olan şu insanların kaybı elbette kayıp değildir. Hatta ve hatta belki insanlık için kıymetli, kıymetdar bir imtihan sebebidir. Cenab-ı Hak inşallah bu şeytanların yaratılmasında da yüzlerce, binlerce hikmetleri ve peygamberlerin insanlara gönderilip ve insanların terakkiyatına vesile olmasındaki yüzlerce, binlerce hikmetleri bizlere anlamayı nasip etsin inşallah. Sonraki dersimizde kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.